Geçmiş olsun Kastamonu'muza. Allah göstermesin. Sağ olun. İyi günleriniz olsun. Geçmiş olsun Kastamonu'muza. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. İyi günleriniz olsun hanımefendi. İyi günler. Geçmiş olsun. İyi günleriniz olsun. Şu anda mesela biz İstanbul'un en az 12-13 noktasında dere ıslahı çalışması yapıyoruz. Ama o kadar birikmiş konular var ki, mesela Ayamama'daki sorunu hemen hemen çözdük. Şimdi hatta Ayamama çevresini komple yeşil alan şeklinde tasarlıyoruz. Ama bu tarz derelerde şu anda dere yataklarında isim vermeyeyim şu anda ama 6-7 tane yatakta yüz binlerce nüfus yaşıyor. Tabii İstanbul'un su toplama kapasitesi ve yağmur oranları burası gibi değil. Yani burada çok daha büyük yağışlar söz konusu olabiliyor. Ama İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerimizin bu tarz yani su baskını, sel, efendime söyleyeyim deprem, yangın, aklınıza ne gelirse tüm afetlere afet öncesi hazırlık kısmına odaklanarak hareket ediyoruz. Mesela Kastamonu'dayız. Aynı riski taşıyan başka havzalarımız var mı? Başka dere yataklarımız var mı? O yataklar üzerinde kurulu ilçelerimizde öncü tedbirler ne alınabilir? Ya bugün Bozkurt'ta mesela resmen dere yatağında parsel üretilmiş ve bir daha yapılmış. Yani resmen görünüyor. Eski fotoğraflarda da var. Bu hatalar yapılmış. Kim yapmışsa geriye dönüp bakılmalı, hesabı sorulmalı. Bundan sonra yapılmaması için tedbir alınmalı. Başka ilçelerimizde bu tarz yerler var ise de devletçe, milletçe oralara tedbir alarak bu tür afetler yaşandıktan sonra vah vah eyvah demeden oradaki canlarımızı, insanlarımızı da mağdur etmeden çözümler bulmalı.